Petrus'un ikinci mektubu. Birinci bölüm. İsa Mesih'in kulu ve elçisi ben Simon Petrus'tan, Tanrımız ve kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde bizimkiyle eş değer bir imana kavuşmuş olanlara selam. Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun. Tanrısal çağrı. Bizi kendi yüceliği ve erdemiyle çağıranın tanrısal gücü, kendisini tanımamızın sonucu olarak yaşamamız ve Tanrı yolunda yürümemiz için gereken her şeyi bize vermiştir. Onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verilmiştir. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yozlaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız. İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınızı erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginizde öz denetimi, öz denetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bu bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın. Çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız, Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız. Bu niteliklere sahip olmayan uzağı göremez, kördür. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur. Bunun için ey kardeşler, çağrılmışlığınızı ve seçilmişliğinizi kökleştirmeye daha çok gayret edin. Bunları yaparsanız hiçbir zaman tökezlemezsiniz. Böylelikle Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in sonsuz egemenliğine girme hakkı size cömertçe sağlanacaktır. Bu nedenle, her ne kadar bu şeyleri biliyorsanız ve sahip olduğunuz gerçekle pekiştirilmişseniz de, bunları size her zaman hatırlatacağım. Bu bedende yaşadığım sürece, bunları hatırlatarak sizi gayrete getirmeyi doğru buluyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in bana bildirdiği gibi bedenden ayrılışımın yakın olduğunu biliyorum. Ben bu dünyadan göçtükten sonra da bunları sürekli hatırlayabilmeniz için şimdi her gayreti göstereceğim. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini kendi gözlerimizle gördük. Mesih, yüce ve görkemli olandan kendisine, "Benim sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum." diye gelen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Böylece peygamberlerin sözleri bizim için daha da büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık yerde ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki, kutsal yazılarda bulunan hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar kutsal ruh tarafından yöneltilerek Tanrı'nın sözlerini ilettiler.